Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Böyle kaşarı akan beşamel sosu tam kıvamında nefis bir lazanya tarifi ister misiniz? Öyleyse buyurun yapılışına geçelim. Malzemelerimiz lazanya için kıymam var. Burada 1 kilo kadar kıymam var. Siz kişi sayısına göre yapabilirsiniz. 2 büyük soğanım var. Soğanlarımı doğrayacağım. Kıymamla beraber kavuracağım. Domates sosu ekleyeceğim. Yazdan yaptığım domatesim vardı. Karabiber, pul biber ve tuzum var. Bunlar kıymalı harç. Bir de beşamel sosumuz için şöyle tenceremde bir yemek kaşığı ben tereyağımı aldım. Bir yemek kaşığı tereyağının üzerine 3 yemek kaşığı dolusu tepeliydi bu. Veya bir su bardağından biraz az un ve 1 litre yakın süt kullanacağım. Süt 1 litre kullanmayacağım çünkü kıvamına göre bakacağız. Yaklaşık 4 bardak gider diye düşünüyorum. Bunlar malzemelerimiz. Soğanımı doğrayıp kavurarak başlayayım. Bu ipli rondolar müthiş kolaylaştırıyorlar hayatı. 2 dakikada hemen istediğiniz irilikte çekebiliyorsunuz. Büyük soğanım vardı. Dediğim gibi siz miktarı artırıp azaltabilirsiniz kişi sayınıza göre. Soğanı bol yakışıyor yalnız. Ocağımızın altını açalım. Yarım çay bardağı kadar yağ ekliyorum. Dediğim gibi göz kararı, sıvı yağ, zeytinyağı, katı yağ. Hangi yağ kullanıyorsanız. Soğanlarımızı kavuralım. Sonra da kıymamızı soğanım kavrulurken bir taraftan da beşamel sosumu hazırlayayım. Şunların yerlerini değişelim. Evet, bir kaşık tereyağım vardı burada biliyorsunuz. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Bir su bardağından biraz az unum var. Tereyağım eriyince unumu ekleyip kokusu çıkana kadar kavuracağım. Buraya da kıymalarımı ekliyorum artık. Soğanımın üzerine kıymamı ekledim. Onu kavuracağım. Diğer tarafı da yağ eriyince unumu ekleyip kokusu çıkana kadar unumu kavuracağım. Yağ eridi. Kapaklaşmadan kavuralım. Sonra yavaş yavaş sütümüzü ekleyeceğiz. Burada da kıymamız kavruluyor. Fırınımı açtım. Bir taraftan da ısınıyor. Yaklaşık 1-2 dakika kadar kavurdum. Şimdi yavaş yavaş ekliyoruz. Şimdi dediğim gibi kıvamına göre ayarlayacağız. Klasik beşamel soslarından bir tık daha cıvık oluyor bu. Daha rahat akışkan olsun, sürülsün diye lazanyaların üzerine. Şöyle bakalım, karıştırayım kıvamına bakayım. Gerekirse ekleyeceğim. Dediğim gibi yaklaşık 3 kaşık tepeli yemek kaşığı una 4 su bardağı kadar falan süt ekleyeceğim. Normalde 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3 yaparım beşamel sosları. Yani 1 kaşık un, 1 kaşık tereyağı, 1 kaşık 1 bardak süttür. Şimdi 2 kaşık yağ, 3 kaşık yağ, 3 kaşık un ama
4 bardak kadar süt kullanacağım. Yaklaşık bir bardak kalmıştır. Bir beklesin bakalım. Bir taraftan da kıymamızı kavuralım. Beşamel sosum hazır. Size şöyle kıvamını göstereyim. Şu şekilde biraz boza gibi akışkan olacak. Kıymamız da kavruldu sayılır. Şöyle 3-4 diş sarımsağım var. Onları rendeleyeceğim. Tabii benim kıymam fazla olduğu için siz yarım kilodan yaparsanız 2 diş sarımsak da kafi gelir. Şunu kenara alayım. Kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası ekliyorum. Dediğim gibi sizin miktarınız az yapıyorsanız toplamda bir kaşık ekleyebilirsiniz. Yani iki salça toplam bir kaşık, yani yarımşar kaşık ekleyebilirsiniz. Salçalarımızı iyice kavuralım. Kremamız kaymaklaşmasın bu arada. Kıymama 2 kaşık da domates püresi ekleyeceğim. Şöyle. Karabiberim vardı. Karabiberin birazını da beşamel sosu ekleyelim. Pul biberim vardı. Acı sevmiyorsanız acısız toz biber ekleyebilirsiniz. Biraz tuz, biraz tuzu da beşamel sosumuza ekleyelim. Benim klasik makarna harcımdır bu. Soğanlı, sarımsaklı. Aslında reyhan da ekleyebilirim. Hatta makarna tarifimde var. Adının bolognese sosu olduğunu sonradan öğrenmiştik hatta demiş, bahsetmiştim. O videomu da dinleyin, tavsiye ederim. Çok kolay, pratik makarna pişirme yöntemi, haşlamadan, süzmeden. Buraya bırakırım, açıklama kısmına da bırakırım inşallah. İki tatlı kaşığı kadar da reyhan ekledim ve sosumuz hazır. Kıymalı harcımız hazır. Sosumuz da burada hazır. Şimdi bunları arasına, katların arasına koymak için bir de kaşarımı rendeleyeyim ve dizelim. Şimdi sırasıyla kıymamız, beşamel sosumuz ve kaşarımız hazır. Döşeyelim. Borcamızın en altına birazcık beşamel sos döküyorum. Üzerine ıslatmadan, haşlamadan, beşamel lazanya yapraklarını ekledim. Şöyle bir parça küçük koyalım. Üzerine kremasını, kıymasını, rendelediğim kaşarını, sonra tekrar bu sefer böyle koyalım ki bunları böyle sıra sıra
beşamel, kıyma, kaşar diye katman katman döşeyeceğim. Hepsini dizdik. En son kalan beşamel sosum ve kaşarımı da üzerine döktüm. Şimdi 200 derecede, 220 derecede fırına gidiyoruz. Evet. Her katı ayrı ayrı ayrılıyor.